Hibo üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Genel olarak fiyat beklentilerinden bahsedeceğiz. Aşağı doğru kısa diyebileceğimiz, bakın şu şekilde bir haber mevcut. Burada da bitiyor. Şu neymiş, şunu kapatalım. Evet. Diyor ki şif fiyat analizi Shiba Inu düzeltmesi muhtemelen ufukta %200 atlamayla bitecek. %200'lük bir yükselişten söz ediyor. Yani %200 tabii fiyatlarda 3 katlık bir yükseliş anlamı taşıyor ki bu da 24 pozisyonlar hatta 25 pozisyonlarına kadar bir yön yukarı hareketten geçiyor gördüğünüz gibi. Tabii az bir fiyat yükselişi değildir. Mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Yani yere göre, zamana göre. Geçmişte de çok büyük bakın fiyat patlamaları yapmıştır Shiba. Hatta şöyle kısadan bir geçmişe gidelim. Bakın ne var ne yok tarzında. Ne yapıyor? Örneğin 2021'in Ekim'inde bir atılım yapıyor. Biraz konsolidasyon ardından tabii yeniden çok büyük bir patlama. Devamında işte düşüş etabı yaşıyor vesaire vesaire. Tabii bu sezonda da muhtemelen biraz buna benzer hareketler göreceğini düşünüyorum ben açıkçası Shiba'nın. Ya tamamen aynı değil tabii ki. Ama dediğim gibi benzer, şunu da kapatalım ki benzer diyebileceğimiz atılımlar ve hareketler gerçekleşecektir. Tabii bundan önceki sezonda çok fazla böyle aman aman bir korelasyonu yoktu. Öyle ki yaz rallisinde bu orta zaman dilimi aşağı yukarı Eylül vesaire gibi hareketi biraz daha es geçtiğini görüyoruz. Halbuki diğer altcoin'ler tarafında bu zaman dilimlerinde de hareketlik vardı. Ama bu süreçte konsolidasyon yapan ve en son bir patlamayla karşımıza çıkan bir shitcoin gözüküyor. Buradaki fiyatlamalar şunu söylemeye çalışıyorum. Buradaki genel fiyatlamalar geçmiştekine benzer şekilde olacaktır muhtemelen. Tamam mı? Öyle ki piyasaya şöyle ciddi bir para akışı olduğunda büyük fiyat hareketleri gözlemlenebilir ama benim 2023 yılından sürekli bunu söylüyorum çünkü gerçekten öyle. 2023 yılından öyle çok büyük bir beklenti içerisinde ben olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Zira zaten ekstrem bir şey yok. Yani ekstrem olabilecekler, bitebilecekler şöyle 3 aşağı 5 yukarı ortada. Bu şartlar altında tam olarak ne beklenebilir yani ya da ne olabilir? %200'lük yani 3 katlık fiyat artışına gelelim. Ben 2023 yılında 3 katlık bir fiyat artışı yaşanacağını düşünmüyorum. Tabii 2024'te olur. Yıl genelini değerlendirirsek çok daha büyüğü de olur diye düşünüyorum. Bakalım şöyle. Yüksek kripto volatilitesine rağmen piyasa değeri ve günlük işlem hacmi açısından ikinci en büyük meme coin'i olan Shiba Inu yıl içinde açtığı fiyatla inkar edilemez bir şekilde dalgalandı. CoinGecko ve TradingView tarafından sağlam ve en son kripto piyasası verilerine göre Shiba Inu fiyatı bugüne kadar yaklaşık %4 düşerek çarşamba günü 83,1 dolar civarında işlem gördü diyor. Shibarium katman 2 ölçeklendirme çözümünü çevreleyen heyecan Shiba Inu fiyat hareketi üzerinde son birkaç haftadır daha da önemli bir etkiye sahip oldu. Özellikle Shiba Inu fiyatı baş geliştirici Satoshi Kusama'nın Shibarium'un resmi lansmanı duyurmasından önce yükseldi. Ancak meme coin genel kripto düşük görünümünü ve kaotik Shibarium lansmanının ardından geri çekildi. Burası da doğru. Bir de şöyle de bir sıkıntı oldu. Shibarium'un lansmanının gerçekleştirilmesinden önce lansmanı yapılmazdan evvel de bir FUT haber silsilesi çıktığı için ben bunu FUT haber olarak değerlendiriyorum. Çünkü doğru Shibarium'dan sonra sıkıntılar çıktı ama öncesinde hani buna varan bir takım söylentiler vardı. Bu da bayağı bir korkuya yol açtı. İşte Shibarium hacklenecek diyen oldu, şu olacak, bu olacak işte falan filan. Bir sürü şey konuşuldu yani ama sonuçta mesela köprü tarafında sıkıntı çıkacağını ya da ölçeklendirme noktasında problemler yaşanacağına ilişkin uyaran herhangi bir kesim olmadı. Ya da bunun için tam bir haber veren vesaire bir durum olduğunu görmüyoruz. Bu şartlar altında da bence birazcık atıldı tutuldu gibi oldu. Çünkü kaynak verilmediği için her neyse
Shibarium öncesinde zaten bir Food Haber çıktı. Bu sefer bu Food Haber bir noktada gerçeğe dönünce fiyatlar başladı çakılmaya falan tarzında olaylar. Ama bu da tabii ki çok önemli değil. Yani bu da böyle çok ahşam önemli bir mesele değildir. Çünkü asıl olan Shibarium'un biraz daha yakın gelecekte de neler yapacağıdır. İlerleyen birkaç yıl içinde. TradingView'de 120 binden fazla takipçisi olan popüler kripto analisti Alan Santana'ya göre Shiba Inu'nun fiyatı önümüzdeki aylarda %200'lük bir yükseliş için iyi bir konumda. Muhtemelen analiz Shiba Inu'nun fiyatının zaten dibe vurduğunu ve muhtemelen Elliott dalga prensibiyle devam edeceğini belirtti. 2023 yılının içerisinde ben de Shiba fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorum. Kalıcılık yakalayacağını zannetmiyorum bunun. Yani kalıcı bir şekilde hareket edeceğini zannetmiyorum. Böyle işte belli bir noktaya yükselip burada akümülasyon yapacağını pek zannetmem. Ama belli bir zaman dilimi içerisinde BTC'deki yükselişlerle de birlikte sert bir yükseliş bekliyorum. Tabii bu Shiba'nın fiyatlarında da bir yükseliş sağlayacaktır. Bu da ortalama dediğim gibi 17 ile 2 aralığında şu anki fiyatlara 3 kata kadar tekabül eder mi? Hani mümkündür tabii ki olabilir ama benim burada minimum maksimum vermem gerekirse ben 17 ile 2 aralığı diye söylerdim açıkçası ama bu da olabilir. Burada ilginç olan ve geri dönüş sinyali oluşturan şey 17 Ağustos'un gerçekleşmesidir. Mum yukarıda belirtildiği gibi 618 FIB'in üzerinde kapandı ve 5 gün sonra 22 Ağustos'ta takip eden mum uzun bir alt fitili ve yeşil kapanışı olan bir doji olarak sona erdi. Bu doji 0.618 desteğine ulaşmadan önce tersine döndü dedi Alan Santana. Analist, meme coin'in hacminin 17 Ağustos'taki düşüşe rağmen yüksek kalması gerçeğinden yola çıkarak Shiba Inu'nun yükseliş duruşunu daha da destekledi. Sonuç olarak Alan Santana, Shiba Inu'nun düzeltmesinin bittiğini ve kontrolün boğalarda olduğunu vurguladı. Kontrol hakikaten boğalarda. Balina alımları çok yüksek. Ben hep söylüyorum. Günün birinde bunun ekmeği yenir. BTC ve makro, makroda BTC üzerinde bu yorumu yapabiliriz. Yani günün birinde ne kadar baskılanırsa baskılansın, bunun acısı bir şekilde çıkar. Ama bugün, ama yarın yatırımcının yapması gereken de kendi hareketlerini bu süreçte kontrol etmektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.